Müsaade ederseniz ben onurlu görevimin başına gitmek için yol almaktayım. Bu arada akşam olması için her gün Tanrı'ma dua ediyorum ki beni sevgili karım ve dünya güzeli kayınvalidemin yanına alsın diye. İnanır mısınız? Sizi o kadar çok özlüyorum ki anlatmak kelimeler bunun sıfatında ve mümkünatında değil. Erman, senin o boynuna bağladığın kravat mı? Sevgilim, görüyorsun çağdaş olmak için kravat lazım ve gerekli. Bu arada bir ricam olacak. Kesinlikle ve kesinlikle akşam yemeği yapmıyorsun. Seni çok şık ve çok romantik akşam yemeğine çıkaracağım. Romantik akşam yemeği mi? Ben? Pardon, romantik dedim Berin Hanım, romantik. Sadece sana. Aile içi paylaşmaya izin vermiyorum. Kolay gelsin. Abi. Ne yapıyorsun kızım orada öyle sen? Erman Özcan dayımın Çin çayından mı demledi diye ona bakınıyorum anneciğim. Aa, niye? Ne oldu ki? Nasıl ne oldu ki? Anneciğim, Erman'daki dramatolojik değişikliği fark etmiyor musun? Dün geceden beri her saat başı bana seni seviyorum diyor. Çağdaş bir metroseksüel oldu, çıktı başıma. Ne güzel işte abi. Sen de böyle istemiyor muydun kızım? Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Yani. Güzel ama ne bileyim ben. Yani o kadar da alışamadım ya bu yeni Erman'a. Olsun. Olsun. Dur, bir şey var acaba. İşte aynen öyle anneanne. Yani şimdi sen diyorsun ki Melodicim, senin o hem öküz hem kuzu kırması baban seni bir alışveriş merkezinde bir oğlanla el ele dolaşırken görüyor, hayret seni sağ bırakıyor pes. Vallahi aynen öyle oldu anneanne. Ben bile şok oldum bu durum karşısında. Yani babam bize doğru yürürken ben daha kolay ve acısız bir ölüm olsun diye kendimi o yürüyen merdivenlerin böyle altına atmayı bile düşündüm bir an. Aa, kendine gel Melodi. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle bakayım? Yalnız bu durumda babam seni dövmediyse bile abin olarak benim seni bir miktar dövmem gerekiyor bacım. Kız gebersin bile seni. Köpek. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Çekil bakayım. Öldürürüm. Aa. Ya bir dakika, sana ne oluyor? Babam bile bana kızmıyor. Sana mı hesap vereceğim? Bir dakika şimdi. Sen otur yere bakayım. Yalınız. Yalınız şöyle bir durum var. Yani böyle bir durum karşısında kuzu nasıl böyle sakin ve böyle naif durabiliyor? Bu enteresan. Ay anneanne neyse. Çok fazla konuşmayalım da babama nazar değil misin? Ben bu akşam Emre bize ders çalışmaya gelebilir mi dedim. Ona bile olur dedi baba. Ney? Sen beni katil mi diyeceksin? Sen bunu görüyor musun? Bunu görüyor musun sen? Sen bunu görüyor musun? Otur. Otur yere. Değişik bir durum bu. Dur bakalım ne olacak? Anneciğim, Erman gelmedi mi halen ta? Bana saat 7'de hazır ol, seni almaya geleceğim dediydi. Gelir şimdi herhalde kızım. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Annenizin kurmuş olduğu cümlenin içinde bahsi geçen iyi adamın babanız olması ne kadar tuhaf. Değil mi çocukla? Nasılım? Nasılım? Fevkalade. Fevkalade. İyi akşamlar hayatımın aşkı. İyi akşamlar yuvamın kokusu. İyi akşamlar sevgili kayınvalideciğim. Çocuklar iyi akşamlar. Erman, üzerindeki o damatlık takımın olmayan normal takım elbiseyi nereden buldun? Çarşıda geziyordum, baktım indirim var. Yani baktım dedim ki ya böyle olmayıp postacı kıyafeti. Bir de dünyalar güzeli karımın karşısına böyle çıkmak istedim. Hayatım bence acele edelim. Romantik bir çift gelip de bizim masamızı kaplasın. Hadi. O çiçeklerle mi gidiyoruz? Evet. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Arda. Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları. Erman. Ay. Onu göstertir misin?
Hayatım ne gerek var tadımızı tuzumuzu kaçırmaya? Hiç gerek yok. Bence değmez. Gerçekten değmez. İyi akşamlar. Bak şurada boş bir masa var. Gel buraya oturalım bebeğim gel. Hayır ya niye oraya gidiyoruz? Erman bakar mısın? Yeşilliğin kıyısında ya. Ya aman yeşillik vücuttaki melamini alıyor Erman. Bebeğim ha orası ha burası ne fark eder? Sen yanımda olduğun sürece hiçbir şey fark etmez benim için. Bana gelip dağdakini kovunamazsınız. Gerek yok. Ben seninle her yerde mutluyum. Otur bebeğim, otur. Pardon, müsaade eder misiniz? O üstümde kalsın. Ay moralleri bozuldu ya. Bizim de ora. Yerimize oturmuşlar. Böyle şeyler için kalp kırmaya hiç gerek yok. Fani bir dünyada yaşıyoruz. Abiciğim gerek yok. Gerçekten gerek yok. Ha benim moralim bozulmadı mı zannediyorsun? Yani ben delirmiyor muyum? Onu mu zannediyorsun? Ben onun kafasını kırmak ki. Ama olmuyor. Abiciğim bir an bir şey oluyor. Sonra gidiyor yani. Allah'tan bende de fotoğraf fobisi var ha. Ben de çok sinirliyim. Fotoğrafla şu an rahatlayacağım. Bunlardan kurtulmamızı kutlamamız gerekiyordu değil mi? Bu senin sayende oldu benim. Akıllı bıdık karıcığım benim. Akıllı bıdık karıcığım benim. Akıllı bıdık mı? Gökhan'cığım lütfen yani. Hayatım şuraya romantik bir akşam yemeği yemeye geldik. Lütfen ağzını bozma. Vay aşkım haklısın haklısın. Ben şu an sevinçten ve coşkudan ne dediğimi biliyor muyum acaba ya? Coşku mu? Gökhan'cığım lütfen. Tamam bir tanem tamam. Sen hiç merak etme sakin ol şimdi. Beyefendi merhabalar. Merhaba. İki kişilik bir masa var mıydı? Kusura bakmayın biz rezervasyon yaptırmamıştık. Maalesef efendim. Hiç boş masamız kalmadı. Maalesef mi? Hiç mi kalmadı yani? Bir tane bile maalesef. Yok. Hay Allah'ım. Olsun. Olsun hayatım olsun Gökhan'cığım önemli değil. Abiye kuzuyla anası bugün bir kez bile gelemediler bizim eve hortlak yüzünden. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Düşünebiliyor musun? Boş ver hayatım. Başka yerde yeriz, evde yeriz, tost yeriz. Gel ben sana tost yaparım. Tamam. Aa! Sevan! Gökhan! Ay ne işiniz var sizin burada? Gelinsenize. Ay Erman şunlara bak. Aşkım. Gelin. Bu ne ya? Bu ne ya böyle ya? Ya gözlerim ne görüyor ya? Bizim komşumuz Gökhan'la Seval değil mi bunlar? Ay artık tesadüfün bu derecesi. Ya lütfen gelinsenize. Ay. Bizim yan villadaki komşular. Ay gelin lütfen. Bakın 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 kimler geldi, kimler geldi. Hayır, Erman Beyciğim bize masa yok dediler de biz de tam dönmek üzereydik. Getir gel. Bakınır mısınız? Mamurlarla, mamurlarla padişahım senden büyük babür var. Gördünüz, masa kaybettik ama dostluk kazandık. Yan villada oturuyorlar. Bir tarzsız çıkmaz, boş boş. Gerek yok. Tabii, gerek yok. Yemekleri alalım Erman. Seval, sen benim saatimi gördün mü? Bak, benim saatim bu. Çok teşekkürler. Saatler olsun Erman abi, saatler olsun sen. Ay bir arada olduğumuza ne kadar sevindim. Masamıza hoş geldiniz a dostlar. A güzel insanlar. Alın bakayım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Teşekkür Erman, ederiz. Al canım. Hayatım teşekkür ederim. Ah, hijyen hayattaki en önemli menfaatlerden biri. Evet. Aa! Hakı yıkıyı deri mi bu? Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi alalım. Ben başlangıç olarak ayran ile küşleme rica edeceğim. Onu başlangıç olarak alalım. Ondan sonra söyleriz değil mi Erman? Erman. Tamam, hayatım bak şurada içecekler, şurada yiyecekler yazıyor. Onlara dikkat edelim. Ben başlangıç olarak parmesan istiyorum. Erman sen daha sabah tıraş olmadın mı? Nasıl? Yok bir şey. Bir kilo zeytinyağı alayım. Zeytinyağı çok önemlidir. Sağlığımız için gerekli. Yalnız yeni olursa yeni çıkmış saf zeytinyağı. Çok memnun kalırım. Etlerden chicken fingers. Salatalardan ince kıyım yeşil salata istiyorum. Marul göbek olmasın. Sadece yeşil salata, roka. Ben de salata alayım. Yanında köpek ekmeği.
Erman, ben o ördeklileri de yemeyeceğim. Bayağı pahalılar, sana burada emmeme inmesin. Hayatım, senden değerli mi, senden kıymetli mi? Neden bakıyorsun maddiyata? Maddiyata aş, güzelliğin tadını çıkar. Seni seviyorum bebeğim. Ay, elim yanıyor bebeğim. Bebeğim. Ben çok özür dilerim, şarabı göremiyorum. Ceketim çok değerli, çıkaramıyorum, kusura bakmayın. Bu mu yani, bu restoranın kalitesi bu mu yani? Paramıza rezil olmaya mı geldik? Doldurun biraz şunu. Tatmanız için efendim o. Tatmanız için o mu diyor? Evet. O zaman. O kadar da güzel değil ama doldurabilirsiniz. Markası ne ki bunun? Öküz gözü efendim. Öküz gözü. Erman abin şey yapsın. Erman bir tat, tat da. Erman abi niye anlar bundan? Biraz tirpişon kokuyor ama. İçine mi koydular? Ne yaptılar tirpişonu? Bir bakayım. Çok güzel. Ben de bir bakayım. Eşkimsi, eşkisi de çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bravo. Gökhan'cığım, bakmak ister misin? Ah, benim içtiğim şarabın tadına bakmak ister misin? Bak şuradan ben içtim, sen öbür tarafını çevirip iç. Çok güzel. Ben sizin kadar anlamayabilirim şaraptan diye söylüyorum. Gayet güzel, lütfen. Lütfen elinize alalım sağlık, bizde. Lütfen. Erman, Erman şu an kendimi tutmaya çalışır, mahvoldu elbise. Elbise mahvoldu ve bu laylon, hakiki laylon ya. Mahvoldu. Hiç hoş olan bir hareket değil ama çocuk bir suçu yok yani. Özür diliyor zaten yani. Yapılacak bir şey yok. Gerçekten hayat. Çok özür dilerim efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Tamam, tamam. Çocuk özür dilerim. Geçer, geçer. Şaraplarımızı koyun lütfen. Erman, kemençeci geldi. Merhabalar. Erman, ne olursun. Erman, çaldırabilir misiniz? Bir parça rica edebilir miyim? Moralim bozuk. Elbiseme şarap döktüler ya. Teşekkür ederim. Ay, İsmail YK'dan Allah belanı versin, var mı? Tam bilmiyorum efendim. Bir deneyeyim. Olur. Şşş, kemancı. Bakar mısın bir bizim buraya? Bir saniye efendim, pardon. Aa, Erman. Sanki kendi babalarının şeysi ya burası, restorantı. Ay, burası Ringo'nun aharı mı nedir ya? Böyle harekat edemezler. Erman, lütfen müdahale eder misin? Yani işini yapıyor adam. Öyle çok fazla şey yapmanın bir anlamı yok abiyeciğim yani. Biz de rica ederiz, gelir çalar. Ama o kadar çok büyütülecek bir şey değil yani. Erman, öbürsükileri diyorum ben. Nasıl çıkardılar parayı? Erman, lütfen. Lütfen Erman, müdahale eder misin? Çocuklar, bakın şimdi. Erman abiniz o yan tarafa gider. Çünkü bunların artık ikinci, üçüncü ayıpları yani, yeter. Gider oraya. Sen bunu görüyor musun diye yumruğunu göstertir. O zaman gerçekten karşıda hallolmayacak şeyler hallolur. Vallahi Gekhan'a kalsaydık burada böyle pısır pısır oturacaktık. Erman, hadi seni bekliyoruz bakalım. Hatta lafı bile var. Bükemediğin eli emeceksin. Bebeğim, çok uzatmanın bir anlamı yok. O da sonuçta bir işini yapan sanatçı arkadaşımız. Çok kurcalamayalım bence. En mutlu günümüze, en güzel geleceğimize, en güzel günlerimize diyorum hayatım. Sevgili komşularım, kaldıralım kaderlerimizi. Evet. Biz de size içiyoruz, evet. Erman abi, pardon Erman Beyciğim. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten nefis bir yemekti. Hayatım, ben teşekkür ederim yani. Gerçekten bize olan ilginize, saygınıza, sevginize çok sağ olun. Çok güzel bir geceydi. Teşekkürler. Adam ya. Erman abicim, bu arada hesabı ödemek zorunda kaldığın için inşallah
bize kızmamışsındır. Çünkü bizim o kredi kartları limitimiz bir anda nasıl öyle bitiverdi, ben onu daha anlamış değilim gerçekten. Efendim, yoruluyorsun yani. Gereksiz yere yoruluyorsun. Gerçekten gereksiz yere yoruluyorsun. Ya bugün bende var, var. Sende var, sende olur. Sen ısmarlasın, o biter kardeşim. Aramızda paranın lafı mı olur ya? Aramızda insanlığın, komşuculuğun lafı olur mu yani? Bunlar söylenecek şeyler bile değil yani. Rica ediyorum, hadi. Rica. Hadi. Ya adam ya, adam ya Erman abi. Erman Bey, size bir sarılabilir miyim? Nasıl? İçimden geldi, bir sarılabilir miyim? Gel, gel Erman abicim. Erman abicim, yemek için tekrar tekrar teşekkürler Erman Gökhan, abicim. Gökhan'cığım nefes alamıyorum, çok sağ ol. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Samimiyetten. Sağ ol. Sevacığım iyi akşamlar, yani gerçekten hakikaten yani tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi Gökhan'cığım biz artık gidelim mi? Hani ortağımız bizi merak etmiştir. Sonuçta kaç saattir evde yokuz. Ay Seval'cığım sizin başınızda da böyle bir dert var değil mi? Ya hiç sormayın Abiye Hanımcığım. Yani ev evlilikten çıktı. Resmen bir korku tüneline döndü. Ha, hele gündüz. Yani tam bir tımarhane. Ya siz olun. Berin Hanım'ı alıp misafirliğe falan sakın geleyim demeyin. Yani sakın, sakın Abiye Hanımcığım. Ay Seval'cığım ne yapsın? O ortak da haklı tabiisi. Bizim ev gibi kültür seviyesi boyu bir yüksek evden daha rahat korkutabileceğiz seviyesiz ezik insanların yanına gitmek istedi. Hatta lafı bile var. Aca 9 yorgan örtmüşler yine de uyuyamamış. Ay bunun adı da Joseph. Nasıl? Gerçekte besliyoruz. Anneciğim, bu Ümit Milli sapık. Sapık. Benim bacıma ne yaptı bir bilsen. Bir bilsen. Ne oldu, ne yaptı? Ne oldu, ne yaptı? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ya bu Milli sapık senin bacına ne yaptı Arda? Arda'cığım sakın. Sakın söyleme çocuğum, yoksa çocuk da öldürecek çocuğa. Bu çocuk benim bacımı öpmeye kalktı baba. Bu çocuk mu? Yanaktan canım, yanaktan. Tamamen arkadaşlık duygusu içersin. Gidesin lan! Köpek! Bir dakika, bir dakika. Sen burada yukarıda ders çalışırken benim evimde öz kızımı öpmeye mi kalktın bebeğim? Aynen öyle babacığım, aynen öyle. Sen bir dakika gelsene. Ben hareket edeyim. aslında telaşlanacak, korkulacak bir şey yok. Sevgili yavrum, adı üstünde delikanlı, genç bir çocuk bu. Tabii ki bu yaşlarda öpmek isteyecek, koklaşmak isteyecek. Bunlar doğal şeyler çünkü gençlik bu yani. Bir de bu tür şeylerde çok üstüne gitmemek lazım. Zaten masum bir öpücük kondurmuş. Yavrum hadi, spesifik olarak bir sorun yok. Evine git, ailen merak etmesin. Çantanı al canım. Aniki. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler, sağ olun. Gökhan'cığım, Seval'cığım bir saniye. Yani eğer gerçekten sizi çok rahatsız ediyorsa kendisiyle konuşup sizin evinizden gönderebilirim. Yok Erman Bey, hiç zahmet etmeyin. Biz böyle iyiyiz. Evet, evet. Yani biz kendisiyle kardeş anlaşabiliyoruz. Evet. Yani hamdolsun. Okey. Rahatsız edecek bir şey yok. Yani benim için bir zahmet değil açıkçası. Yani iki seansime bakar bu. Kendisi biliyorsunuz yakın kankam olur. Seans derken Ermen abiciğim? Şöyle bu telekomünikasyon, animasyon. Bunun anlatım tarzı seanstı, ruh çağırma seansı Gökhan'cığım. Gidiyoruz, çağırıyoruz. İki seans, üç seans, beş seans, altı seans bitiyor. Bütün mevzu bu. Yani biz şimdi ciddi bizim evde ruh mu çağıracağız? Ey ruh, bizlerle beraber misin? Evet veya hayır? Bakın kendi kendine gidiyor.
Bu ev sahipleri hakkında ne diyorsun? De, e, ne, ye, o diyor. Bize mi deniyor? Kancanım çok uzatıyorsun kelimeleri. Erman, tırsıyorum. Aramızda inanmayanlar mı var? Yani nedir bu deniyor lafı? Ay. Gitti. Bir gün kıymak. 1954 Kocaeli doğmuşsun. 4 koç eksitmişsin. Allah pilahını vermişsin. Ön dişlerin takma. Allah ulan! Bu günü bırak çıkın lan! Bir mektup, 3 satır yazdım gönlümün karası. Tırmalamış 4 yanımı, 4 yanımı. Nani nani, atman attır benim aman aman. Aman minayetim, anlara koçuyorum. Aslan fındık fıstık, hırbeyi vay vay. Aslan fındık fıstık, hırbeyi vay vay. Nık oğlum nık, ne oldu? Hadi lan, gir gidelim içimi. Hadi gidelim şipşak şipşak, aman üstad kenarından pıslar. Karadeniz, Karadeniz, fırtınalar içindeyim. Yarımı göster. Merak etmeyin, her şey benim kontrolümün altında. Hala bizdeysen 3 kere vur. Nereye fırçık Erman? Ay! Ay! Duydunuz zilin sesini. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.